Alo anne. Alo. Efendim. Ha, biz geldik, İstanbul'dayız. İyi, ne yapayım? Merak etme diye aradım. Sen hasta annen yalnız başına ne oldu diye merak etme. Takıl karının peşine git. Sonra da merak etme diye ara. Nuniş bile güldü vallahi. Cevri Burası mı? Fena mı oldu işte bak. İki arkadaş baş başa gülle eğlenir rahat rahat. Sen o yanındakiyle dalga geç, yanındakiyle. Hadi öpüyoruz sizi. Kapatma. Nerede kalacaksınız? Nehirlerde mi? Onların evi kibrit kutusu gibi bir şeymiş. Bakacağız artık. Bana bak, sakın otele motele gidip para harcamayın ha. Tamam anneciğim. Hadi. Ay çocuk olacak. İdarenizi bilin, çarçur etmeyin paraları. Tamam anneciğim. Çok yazdı bak, para gidiyor. Kapat. Hadi. Kendi karısını görmez, bana cimrilik eder. Acıktım ben. Ne yiyeceğiz? Dolap yemek dolu. Yapmış yine tatsız susuz şeyleri bırakmış. Kız Nuniş. Fırsat bu fırsat. Lahmacun söyleyelim mi dışarıdan? Söyleyelim valla. Ay acılı şöyle ha. Ay özledim valla. Dur. Boş ver, yürü. Aşağı kat. Kimleri dost bilip bağrımıza bastık. Yazıklar olsun. Yapma, tansiyonun çıkacak. O an fırladı zaten. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Yolda ilaç aldım. Aman komşum yine üf. Leyla kim geldi? Biziz biz. Ay. Ah Fikret. Ah. Anneciğim. Ay. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Arayıp üzmeyeyim dedim. Bak sen geldin. Ne oldu? Neler olmadı ki? Ah, ah evladım. Geçin de anlatacağım. Gel. Çok kötüyüm. Nehir teyzeyle bozuşmuş. Onca çekişmeyi, kavga patırdığı unutmuşlar. Arkamızı döner dönmez ahbap olmuşlar. Dost biliyorduk biz de. Meğer gidelim de rahat etsinler diye gözümün içine bakıyorlarmış. Bir yanlış anlaşılma var bu işte. Nehir abla böyle bir insan değildir. Ay kadınla oturmuş kahve içiyor da Fikret. Bunun yanlışı doğrusu mu var artık? Ay nasıl gücüme gitti anlatamam. Kusura bakma Tahsin. Akraban makraban ama çok ikiyüzlü insanlarmış. Ya demeyin öyle. Yengem sizi çok sever. Böyle seviyor demek. Biz kapıdan, Nurdan Hanım bacadan. Ayol en büyük düşmanımızdı. Ne çabuk dost oldunuz anlamadım ki. Ay hayatta hiç kimseye güven yok. İşte bunlar da analı kızlı kazdılar kuyumuzu. Bizim aptal da hala elinde alyans koşturuyor Sedef'in peşinde. Abi müzik almış ama verememiş. Sor. Neden de hadi sor. Kızımız yeni sevgili bulmuş. İnanmam. Şevket gözüyle görmüş çocuk. Biriyle görmüş. İyi de her yanında gördüğü sevgilisi olacak diye bir şey yok. Tabii canım. Arkadaşıdır belki. Ah, siz bilmiyorsunuz. O ne yere bakan yürek yakandır. Zaten son zamanlarda Nehir bir ağız değiştirmişti. Şevket'in lafını bile ettirmiyordu hiç. Meğer hesapları varmış, çıktı ortaya. Sedef Şevket'i çok seviyor. Başka birinin olacağına inanmıyorum ben. Ay ister inan ister inanma kızım. Durum bu işte. Ay aman neyse, ay içim şişti. Bırak onları anlat ha. Adapazarı nasıl çocuklar Cevriye Hanım? Hepsi iyiler mi? İyiler.
Selamları var. Umut nasıl? O da çok iyi. Bir nefes alamadık. Ay bir oh diyemedik. Üst üste geliyor. Allah'ım ne bitmez çilemiz varmış. Hayriye yeter. Sen böyle yaptıkça Fikret daha çok üzülüyor. İyi misin? Sizi de bıktırdık. Her geldiğinizde bir dertle karşılaşıyorsunuz. Dert hepimizin anne. Olacak şey mi ama Fikret? Tam çocuk belini doğrultacak derken bu çıktı şimdi de. Başında bir şey dolaşıyor. Neredeyse biri büyü yaptı, kısmetini kapattı diyeceğim. Sedef'ten yediği darbe yetmedi, bir de bu. Hadi bakalım, şimdi Şevket'e mi yanarsın, Cem'e mi? Kim ne istedi de ondan yaptırdı bu haberi böyle. Kim Cem'le uğraşmak istesin ki? Cem'le değil, abimle uğraşan biri uçurdu bu haberi. O musibet mi yani? Ferhun değil mi? Başka kim olacak ki anne? İnşaatın reklamı yayınlandı ya gazetede. Görür görmez harekete geçti belli. Aklıma da geldi ama. Ne yapacağız şimdi? Bu da mı yanına kar kalacak? Bizim gücümüzün yetmeyeceğini biliyor. Ama Cem'in bunun hesabını sorması lazım. İnkar eder. Kimse hiçbir şey ispat edemez. Allah'ından bulsun inşallah. Sürüm sürüm süründüğünü göreyim. Bir de iki oldular başımıza. Analı kızlı uğraşıyorlar. Uğraşamaz olsunlar inşallah. Leyla hadi kızım kalk sofrayı kuralım gel. Yardım edeyim ben de.